Eğer HA bir asitse ve bu protonu aktarabiliyorsa, bu bağdaki elektronlar, yani pembeyle gösterdiğim elektronlar, A'nın üzerinde kalacak ve A eksiği oluşturacaklar. A HA'nın konjük eşlenik bazı. Eğer A kararlıysa, HA bu protonu vermeyi daha çok isteyecektir. Bir başka deyişle, bir bileşiğin asitlik derecesini bulmak istiyorsanız, konjüge bazın kararlılığına da bakabilirsiniz. Konjüge baz ne kadar kararlı olursa, asit protonunu o kadar fazla vermek isteyecektir. Çünkü bu şekilde daha kararlı bir yapı oluşturabilecektir. Bir başka deyişle, konjuge baz ne kadar kararlıysa, asit de o kadar kuvvetli olacaktır. Şimdi öğrendiklerimizi bu dört örnekle pekiştirelim. Metanla başlayabiliriz. Metan için bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 48. Amonyak için ise pKa değeri yaklaşık olarak 36 suya bakacak olursak bulacağımız pKa değeri yaklaşık 16 olacaktır. Son olarak da hidroflorik aside bakalım. pKa değeri yaklaşık olarak 3. Bildiğiniz gibi pKa değeri ne kadar düşük olursa asit de o kadar kuvvetli oluyor. Burada sağa doğru ilerledikçe pKa değerlerinin azaldığını görüyoruz. Elimizdeki değerlere bakacak olursak, Önce 48, sonra 36, sonra 16 ve son olarak da 3 görüyoruz. Demek ki sağa doğru ilerledikçe asitlik kuvveti artmış oluyor. Asitlik kuvveti sağa doğru arttığına göre hidroflorik asit bu 4 bileşiğin arasındaki en kuvvetli asit olmalı. Eğer hidroflorik asit bu dördü arasında en kuvvetli asitse aynı zamanda en kararlı konjuge bazına da sahip olmalı. Şimdi buradaki dört bileşiğin konjuge bazlarını düşünelim. Tabi sayfayı biraz daha aşağı indirirsem örnekleri daha rahat inceleyebiliriz. Eğer metandan bu protonu alırsak, bu elektronlar karbonun üzerinde kalacak. Sonuç olarak da karbon eksi bir formal yüke sahip olacak. Amonya'ya bakalım. Eğer bu protonu alırsak, bu elektronlar azot üzerinde kalacak. Sonuç olarak da azot eksi bir formal yüke sahip olacak. Şimdi suya bakalım. Bu protonu alırsak, elektronlar oksijenin üstünde kalarak, konjuge baz olarak hidroksit anyonunu oluşturacak. Oksijense eksi bir formal yüke sahip olacak. Son olarak, eğer bu protonu alacak olursak da, bu elektronlar florun üzerinde kalacak ve florür anyonunu oluşturacaklar. Ayrıca şunu da öğrendik. En kuvvetli asit, en kararlı konjuge bazına sahip olmalı. O zaman florür anyonu en kararlı konjuge bazı olmalı. Yani sağa doğru ilerlerken, konjuge bazların kararlılığını da arttırmış oluyoruz. Konjuge baz kararlılığının artmasını eksi yüke sahip olan elemente bakarak da açıklayabiliriz değil mi? Burada eksi yükümüz karbonun üzerinde ve anlattığımız gibi bu bizim en kararlı konjuge bazımız. Bir sonraki örnekte ise eksi yüke sahip olan element azot. Burada konjuge bazının kararlılığı biraz artıyor. Eksi bir yüke sahip olan oksijene geldiğimizde ise kararlılık biraz daha artmış oluyor. Son olarak eksi yüke sahip olan flora geliyoruz ve en kararlı konjuge baza ulaşmış oluyoruz. Kararlılıktaki bu değişim aslında elektronegatifliğin periyodik tablodaki değişimiyle aynı diyebiliriz. Yani periyodik tabloda karbon, azot, oksijen ve flora baktığınızda soldan sağa doğru ilerlerken elektronegatifliğin arttığını biliyorsunuz. Florda, en elektronegatif element olarak elektronları en çok isteyen element diyebiliriz. Bir başka deyişle etrafında elektronların olmasını çok seviyorum. Hmm, biraz ilgi bu dolası. Bu da florun eksi yükleri kararlı hale getirmekte ve kararlı konjüge baz oluşturmakta neden bu kadar başarılı olduğunu açıklıyor. Demek ki bir, bir çekiciliği var. Eğer bu en kararlı konjüge bazsa, hidroflorik asitte en kuvvetli asit demektir. Bundan sonra asetik kuvveti hakkında düşünürken, konjüge vazların kararlılığı ve hangi etkenlerin bunu etkilediğini de düşüneceğinize eminim. Elektronegatiflik düşünmeniz gereken bu etkilerden sadece bir tanesi.